Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde gaz basıncı ile ilgili örnekler çözeceğiz. Şekildeki kap yarı yüksekliğine kadar suyla doluyken kabın tabanındaki su basıncı Ps ve havanın basıncı da Ph'dir. Kap ters çevrilirse kabın tabanındaki su basıncı Psu ve P hava nasıl değişir diye soruyor. Arkadaşlar kap şu anda geniş tabanı üzerine oturmuş. Ancak ters çevirdiğimiz zaman kap dar tabanı üzerine oturacak. Yani dar tabanı üzerine otursa da sıvı altta duracağı için sıvı yine altta duracak. Ancak sıvı dar taban üzerine yayıldığı zaman sıvının yüksekliği bu kez aş üstü aştan büyük olacağı için bir kere bu suyun basıncı ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Ancak yukarıda kalan gazın basıncı için ne söyleyebiliriz? Bakın gazın basıncını etkileyen faktörler nelerdi? Sıcaklık, tanecik sayısı ve hacimdi. Burada sıcaklığı değişmiyor, tanecik sayısı değişmiyor. E kabın e, hacmi değişmediğine göre, kabın içindeki maddeler de değişmediğine göre, kabın hacmi e, ha, yukarıdaki havanın hacmi de değişmeyecektir. Dolayısıyla yukarıdaki havanın hacmi sabit kaldığı için yukarıdaki havanın basıncı da değişmeyecektir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Şekildeki piston yatay F kuvvetiyle dengede tutulmaktadır sürtünmesiz piston A noktasından B noktasına kadar itildiğinde hangileri yanlış olur diyor arkadaşlar ben bu pistonu A'dan B'ye kadar ittiğim zaman ne yapmış oluyorum bakın e, buradaki şu V hacimli şu havayı şu suyu sıvıyı e, buradan yukarı doğru itmiş olurum yani buradan mutlaka ne yapacak bu sıvı kendine şurada yer bulmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bu sıvı yer değiştirirken gazı sıkıştırarak yukarı çıkacağı için kaptaki gazın basıncı artacaktır. K noktasına uygulanan sıvının basıncı için ise K noktasının üzerinde bakın şu H yüksekliğinde sıvı vardı. Ancak sıvı şuradaki delta H kadar artacağına göre K noktasının üzerindeki sıvı basıncı artar. E, üçüncü bilgimizde gazın öz kütlesi değişmez diyor. Bakın gazın öz kütlesi için ne yazabilirim? M bölü V'dir. Kabın, gazın kütlesi değişmiyor. Ancak gazın hacmi azalacağına göre öz kütlesi de ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Burada değişmez diyor. O zaman üçüncü bilgimiz yanlıştır. Şekildeki bileşik katta X, Y, Z gazları bir sıvı yardımıyla dengelendiğinde Gaz basınçları sırasıyla Px, Py, Pz olmaktadır. Buna göre bu basınçlar arasındaki ilişki nedir demişiz. Arkadaşlar burada nasıl kıyaslayabiliriz bunları? Şöyle bir inceleyelim. Bakın Z kapalı bir kaptaki gazın basıncı tüm yüzeylere aynı demiştik. Bakın burada bu gazın şöyle aşağı doğru şu seviye bir basıncı varsa buradan çizgimi çizersem şöyle buradaki basınçla şuradaki basınç aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla ben buradan ne yazabilirim? Z gazının basıncı, Y gazının basıncı artı H yüksekliğindeki sıvı basıncına eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla buradan da ne çıkıyor? P, Z, P, Y'den büyüktür. Peki X gazının basıncı için ne söyleyebiliriz? Bakın X gazı şöyle bir basınç uygularsa buradan. Aynı şekilde bakın Z gazı da buraya yapılan basınç için ise ne yazabilirim? Buraya yapılan basınç için ise yine aynı şekilde bakın X gazının basıncı da Z gazının basıncı artı bakın şuradaki H yüksekliğindeki sıvı basıncına eşittir. Değil mi? Bakın Pz artı h şuradaki sıvı seviyesi diyelim işte h diye. dolayısıyla buradan da px'in de pz'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar arasındaki ilişki x büyüktür z büyüktür y şeklinde sıralanabilir. Şekildeki düzenek dengedeyken pistona uygulanan F kuvveti artırılırsa balonun içindeki gazın hacmi ve basıncı nasıl değişir diyoruz. Şimdi arkadaşlar ben su üzerine bir F kuvveti uyguladığım zaman pistona bir basınç yaratmış oluyorum piston üzerinde ve bu piston üzerinde yaratılan basınçta Pascal ilkesi gereği sıvının her tarafına aynı şekilde iletilir. Bakın bu balon üzerine bir basınç vardır. Bakın balon üzerine ben eğer F kuvvetini arttırırsam balon üzerine etki eden basınç ne yapar? Balon üzerine etki eden basınç da artacaktır. Balon üzerine etki eden basınç artarsa balon içindeki gazın da basıncı artacaktır. Balon içi balon üzerindeki gazın balon üzerine etkiden basınç artarsa bu kez de balonun hacmi küçülecektir arkadaşlar. Bize ne soruyor? Balon içindeki gazın hacmi nasıl değişir? Balon içindeki gazın hacmi e, ne yapacaktır? Azalacaktır. E, basıncı ise ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz arkadaşlar. Şekildeki gibi düşey duran tüpte civa sütununun altında bir miktar gaz sıkışmıştır. Bu gazın basıncını bulmak için hangilerinin bilinmesi gereklidir diye sormuş. Bakın arkadaşlar buradan dışarıdan bu tüpe bir açık hava basıncı etki eder. Artı civanın da basıncı aşağı doğru olduğuna göre bunların hepsini aşağıdaki gaz basıncı dengelemektedir. Dolayısıyla ben buradan şunu yazabilir miyim? Gazın basıncı açık hava basıncıyla aş yüksekliğinde civanın basıncına eşittir. Dolayısıyla burada bakın bilmemiz gereken nedir? P0 açık hava basıncını bileceğiz gazın basıncını bulmak için. İkincisi h civa sütununun yüksekliğini bilmemiz gerekiyor. Ancak gazın öz kütlesini bilmemiz gerekmiyor. Yani cevabımız P0 ve h şeklinde olabilir. İçinde gaz bulunan bir cam balon açık uçlu manometreye şekildeki gibi bağlanmıştır. Kamuslu açıkken kollardaki sıvı düzeyleri arasındaki fark aş kadardır. Aş yüksekliği aşağıda verilenlerden hangisine bağlı değildir diyor. Arkadaşlar aş yüksekliği neye bağlıdır bakalım. Şimdi burada kamuslu açıkken diyor. Kamuslu açıkken doğal olarak buradan gaz basıncı etki eder. Buradan da açık hava basıncı etki edeceğine göre... Burada gaz basıncı açık hava basıncı ile aş yüksekliğinde civa basıncının toplamına eşittir. Dolayısıyla aş yüksekliği nelerden etkilenir bakalım. Açık hava basıncı açık hava basıncı artarsa aş yüksekliği daha küçük olmak zorunda. Çünkü aynı gaz basıncını dengelemek zorundalar. Demek ki aş yüksekliği açık hava basıncına bağlıdır. Balondaki gazın sıcaklığı, balondaki gazın sıcaklığı artarsa gazın basıncı artacaktır. Dolayısıyla bunu dengelemek için aş yüksekliği de artmak zorunda kalır. Balondaki gazın molekül sayısı, molekül sayısı artarsa yine gazın basıncı artar ve aş yüksekliği bunu dengelemek için artmak zorundadır. Manometrede kullanılan sıvının öz kütlesi, e sıvının öz kütlesi artarsa aynı basıncı dengelemek için yükseklik daha küçük olmak zorundadır. Manometrede kullanılan sıvının hacmi bu iş için önemli değildir arkadaşlar. Açık hava basıncının P0 olduğu bir yerde düşey kesiti şekildeki gibi olan kaba civa konuyor. Denge sağlandığında kabın tabanındaki basınç PT, kapalı koldaki gazın basıncı PG oluyor. Buna göre P0, PT ve PG arasındaki ilişki nedir diye soruyoruz. Peki arkadaşlar buradan ne yazabiliriz? Öncelikle bakın buradan gazın civa ile karşılaştığı yerden bir çizgi çizersek Buradan yapılan basınçla buradan yapılan basınç birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla buradaki sıvı yüksekliğine H dersek şu farka. Demek ki gazın basıncı açık hava basıncıyla H yüksekliğinde civanın basınçları toplamına eşittir. Dolayısıyla gazın basıncı açık hava basıncından büyük olacaktır. E zaten e, aşağıdaki e, kabın en altındaki seviyede bulunan T noktasındaki basınçta hepsinden büyük olacaktır. Dolayısıyla PT büyük, PG büyük, P0 şeklinde basınçlarımızı sıralabiliriz. T büyük, G büyük, sıfır e, 0 şeklinde yani E şıkkı doğru cevabımızdır. Az şişirilmiş bir çocuk balonu bir sıvının içinde şekildeki L noktasında tutulurken Balondaki gazın basıncı Pg, P gaz, kabın S noktasındaki sıvı basıncı da Ps'dir. Serbest bırakılan balon K noktasına geldiğinde P gaz ve PS için ne söylenebilir diyor. Arkadaşlar bakın, e, balon L L noktasından K noktasına doğru giderken balona etki eden sıvı basıncı ne olur? Azalır. Çünkü balon şu anda derin noktadayken daha sığ noktaya gidecektir. Buraya geldiğinde balona etki eden basınç sıvı basıncı azalır. Balona etki eden sıvı basıncı azalırsa balona balonun hacmi ne yapacaktır? Artacaktır. Balonun hacmi arttığında e, balon içindeki gazın basıncı da arkadaşlar e, azalır. Tabi bakın burada balonun hacmi arttıkça bakın balonun hacmi arttıkça taşan sıvının hacmi de artacaktır. Çünkü bakın e, bir cisim sıvı içinde batan kısmının hacmi kadar e, sıvı taşırır. Eğer balon yukarı çıktıkça hacmi büyüyorsa taşırdığı sıvı miktarı da artacağı için sıvı seviyesi de yükselecektir. Sıvı seviyesi yükseldikçe de ne olur arkadaşlar tabandaki sıvı basıncı da artar diyebiliriz. Yani bize sorduğu şey nedir? E, gazın basıncı yani balondaki gazın basıncı ne dedik? Balondaki gazın basıncı azalacaktır. E, ancak tabandaki sıvı basıncı ise artacaktır diyoruz. Yani azalır ve artar doğru cevabımız C şıkkı gibidir. Düşey kesiti şekli gibi olan kabın M musluğu kapalı iken X gazının basıncı PG, K noktasında oluşan toplam basınç PK'dır. M musluğu açılında borudaki su delta H kadar yükseldiğine göre PG ve PK için ne söylenebilir diyoruz. Arkadaşlar burada şimdi M musluğu açıldığında borudaki su delta H kadar yükseliyormuş. Dolayısıyla burada ne oluyor? Buradan sıvı seviyesi yukarı doğru hareket ettiğine göre burada yuka, burada o zaman buradaki sıvı seviyesinin de aşağı doğru inmesi gerekir buranın yükselmesi için. Buradaki sıvı seviyesinin aşağı doğru inmesi için aşağı doğru indiğinde buradaki sıvı seviyesi o zaman ne olur bakın? Gazın hacmi ne yapacaktır? Artacaktır. Gazın hacmi artarsa gazın basıncı da ne olur? Azalır diyeceğiz. Peki K noktasındaki basınç için ne söyleyebiliriz? Bakın şuradaki sıvı seviyesine H dersek K noktasındaki sıvı basıncımız H yüksekliğinde suyun basıncı artı X gazının basıncıdır. E ancak burada bakın gazın basıncı da azalıyor sıvının seviyesi de azalıyor. Dolayısıyla K noktasındaki sıvı basıncı da azalacaktır diyoruz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde sürtünmesiz ve sızdırmayan piston X seviyesinde dengededir. Pistonun üst yüzeyini etkeden sıvı basıncı PS, P sıvı, alt yüzeyini etkeden gaz basıncı da P gazdır. Piston Y seviyesine kadar çekilirse P sıvı ve P gaz için ne söylenebilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada pistonu yukarı doğru çektiğimiz zaman bakın burada Aş kadar bir seviyeyi yukarı çekiyoruz yani şu sıvı Bu kadarlık sıvı Kendine yukarıda Daha farklı bir yer aramak zorunda o zaman Ben bu pistonu yukarı çektikçe Sıvı seviyesi burada Yükselecektir Ancak sıvı seviyesinin buradaki yükselme miktarı Aş üstü kadar Bakın Sıvı dar olan bölgeden geniş olan bölgeye gittiği için Aş üstü yükselme miktarı Buradaki aş miktarından daha Küçük olacağı için toplamda sıvı yüksekliği, pistonun üzerindeki sıvının toplam yüksekliği ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Bakın dar olan bölgedeki sıvıyı daha geniş olan bölgeye aktardığım zaman sıvı yüksekliği ne olur? Azalır diyoruz. Bize burada diyor ki pistonun üst yüzeyini etkeden sıvı basıncı. E sıvının piston üzerindeki yüksekliği azaldığına göre o zaman P sıvı da ne olacaktır? Azalacaktır. E bu şekilde bakın pistonu yukarı çektiğim zaman gazın hacmi ne oluyor arkadaşlar? Gazın hacmi azalıyor. Gazın hacmi azaldıkça da gazın basıncı ne yapacaktır? Pardon burada gazın e, hacmi yanlış söyledik. Yukarı çektikçe pistonu gazın hacmi ne olur? Gazın hacmi artacaktır. Gazın hacmi arttıkça da basıncı ne yapar? Azalır diyoruz. Yani hem sıvı basıncı azalır, hem gazın basıncı azalır. Doğru cevabımız D şıkkı gibidir arkadaşlar. Düşey kesiti şekildeki gibi olan D öz kütleli sıvı ile gaz dengededir. Kapalı koldaki gaz basıncının bulunabilmesi için açık hava basıncından başka hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diyor. Bakın arkadaşlar burada gazın basıncı şuradan bir gaz basıncı etki ediyorsa buna PG diyelim. Bakın aynı seviyede buradaki basınçta eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla gazın basıncı ne ile dengeleniyor? H1 yüksekliğinde D yoğunluklu sıvı bakın bu seviyenin üzerindeki sıvı bana lazım. Artı yukarıdan da bir açık hava basıncı etki ediyorsa ne lazımdır bize? Açık hava basıncının etkisi lazımdır. Dolayısıyla bu gazın basıncını bulmak için H1 yüksekliğine ve sıvının öz kütlesine ihtiyacım vardır. Dolayısıyla H2 yüksekliği ve S kabının açık kolunun kesit alanı bizim işimize yaramaz. H1 ve D bilinmesi gerekli ve yeterlidir diyoruz. X, Y, Z şehirlerinin deniz seviyesinden yükseklikler arasındaki ilişki HX büyük, HY büyük, HZ'dir. Bu şehirlerde bulunan şekildeki kaplarda borularda civa yükseklikleri H1, H2, H3 oluyor. Buna göre H1, H2, H3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle düşünebilir miyiz kabaca şöyle gösterelim. Bakın şöyle bir e, yüksek bir yer yaparsak burası e, deniz seviyesi bize diyor ki e, de, şehirlerin deniz seviyelerinden yükseklikleri arasındaki ilişki e, X şehri buradaymış Sonra Y şehri Z şehri ise en alttadır Bakın deniz seviyesinde en yüksekte bulunan X şehri Sonra Y şehri Sonra Z şehridir Dolayısıyla deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça basınç ne olur? Azalır Açık hava basıncının en büyük olduğu yer Z şehridir Sonra Y şehridir Sonra da X şehridir bundan dolayı da civa yükseklikleri de buna bağlı olarak en yüksek nerede duracaktır? Z şehrinde yani H3 büyük, H2 büyük, H1 şeklinde sıralanacaktır. C şıkkı gibi. Şekildeki düzenekte X gazı ve sıvı dengedeyken A noktasındaki sıvı basıncı PA, Sıvı yükseklikler hx ve hy'dir. K muslu açılıp sistemde tekrar denge kurulduğunda hx, hy ve pa nasıl değişir diye sormuş. Arkadaşlar k muslu açıldığı zaman bakın e, öncelikle şu iki kolu kıyaslayabiliriz. Bu iki kolda buradan yapılan basınç ve buradan yapılan basınç nedir? Açık hava basıncıdır. Bundan dolayı ne olur? E, bir kere bu iki kolda sıvı seviyeleri eşit olmak zorunda. Yani burada ne olur arkadaşlar? Bu seviye biraz aşağı inerken... Bu seviye ne yapmak zorunda? Yukarı çıkmak zorundadır. E, peki e, bu seviye bakın y kolundaki seviye aşağı indiğinde o zaman ikisi arasındaki basınçta da, basınç da dengelenmek zorunda olduğu için hx de ne yapar? Bir miktar aşağı inecektir. Çünkü bakın burada e, şu mesafeye delta h diyelim. Bakın şu mesafeye delta h diyelim. E, burada x gazının basıncı şu anda açık hava basıncıyla delta h'ın toplamı kadardır. Peki burada delta H azaldığına göre açık hava basıncı değişmeyecek. O zaman X gazının da basıncı ne yapmak zorunda? Azalmak zorundadır. X gazının basıncının azalması için de ne olur? X gazının hacminin artması gerekir. Yani bundan dolayı da HX dediğimiz şu sıvı seviyesinin azalması yani e, hacmin artması için bu seviyenin aşağı doğru inmesi gerekir. Dolayısıyla bakın arkadaşlar ne dedik burada? X kolundaki sıvı seviyesi azalır. Y kolundaki sıvı seviyesi de azalır. Ancak açık hava pardon burada ne demiştik arkadaşlar? A noktasındaki sıvı basıncı ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliriz. Çünkü A noktasındaki yükseklik artıyordur. Değil mi? A noktasındaki sıvının yüksekliği arttığına göre Burada basınç artar. Ancak ne dedik? AŞ ye, Y kolundaki sıvı seviyesi azalacak. X kolundaki sıvı seviyesi de azalacaktır. Yani azalır, azalır, artar şeklinde yorumlayabiliriz. Dil bakın, şurada A noktasındaki sıvı basıncı burada AŞ yüksekliğindeki sıvının basıncına eşitti. Ancak bu seviye biraz yukarı çıkacağına göre sıvı seviyesi artınca ne yapar? PA basıncı da artacaktır. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda içinde X gazı bulunan manometre şekildeki gibi dengededir. Aç civa yüksekliğini azaltmak için civa yüksekliğini azaltmak için hangileri yapılmalıdır diye sormuş arkadaşlar. K musluğu açılmalıdır. Şimdi K musluğunu açarsak K musluğunu aç açıldığı zaman ne olur arkadaşlar? Kap içindeki X gazının tanecik sayısı azalır. Bundan dolayı X gazının basıncı da azalır ve bundan dolayı da aş yüksekliği azalacaktır. Bunu dengelemek için. Yani bizden azaltmak için dediğine göre birincisi yapılabilir. Gaz ısıtılmalıdır olmaz. Neden arkadaşlar? Çünkü gaz ısıtılırsa gazın sıcaklığı arttırılırsa gazın basıncı ne yapar? Artar. Gazın basıncı artınca aş yüksekliği de bunu dengelemek için daha yüksek durmak zorundadır. P0 arttırılmalıdır. Zaten şu anda bakın PX gazının basıncı P0 açık hava basıncı ile aş yüksekliğindeki civanın basınçlarının toplamı kadardır. Eğer ben açık hava basıncını arttırırsam aynı X gazını dengelemek için aş yüksekliği azalmak zorundadır. O zaman p 0ın arttırılması da bizim istediğimiz bir işlem olacaktır. E şıkkı doğru cevabımızdır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaplarda X ve Y gazları civa ile dengelenmiştir. Açık hava basıncının 76 santimetre civa olduğu yerde X gazının basıncı kaç santimetre civadır diye sormuş. Arkadaşlar bakın burada ikili bir sistem var. Burada önce bakın şu bölümü incelersek ne görebiliriz? Bu bölümde bakın civanın bu koluna etki eden Y gazının dengeleyen nedir? Y gazının basıncı P0 artı 24 santimetre yüksekliğinde civa basıncına eşittir. Yani buradan... PY eşittir. 76 artı 24'ten 100 santimetre civadır. Y gazının basıncı. Peki diğer tarafa baktığımız zaman da bakın bu kez Y gazının basıncı buradan etki ediyor. Buradansa X gazının basıncı etki ediyor. O zaman ikinci içinde ne yazabilirim? PY eşittir. PX artı 14 santimetre yüksekliğinde civanın basıncıdır. E zaten ben PY'nin 100 olduğunu bulmuştum. 100 eşittir px artı 14 ise buradan x gazının basıncının 86 santimetre civa olduğunu görebiliriz. Arkadaşlar diğer dersimizde de yine gaz basıncı ile ilgili örnekler çözmeye devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.